Selamünaleyküm. 1446. İslam yılına giriyoruz. Bu tarih İslam'ın 1446 yıllık bir din olduğu manasına gelmez. İslam Allah katındaki dindir. Ve Hazreti Adem'den son peygamber, Hatemül Enbiya, Resul-i Ekrem'e kadar ismini bilip bilmediğimiz bütün peygamberler İslam peygamberidir. Yani İslam, Allah Adem'i yarattığından beri var olan bir dindir. Allah katındaki tek dindir. Yani ne Musa aleyhisselam Yahudilik diye bir din tebliğ etmiştir, ne İsa aleyhisselam Hristiyanlık diye bir din vaaz etmiştir. Buradan şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Yahudi dediklerimiz Musa'ya ümmet olamamış ve gazaba uğramışların ismidir. Hristiyan dediklerimiz İsa'ya ümmet olamamış, delalete düşmüşlerin adıdır. Onun için hiçbir Yahudi Musevi değildir, hiçbir Hristiyan İsevi değildir. Bu isimlendirmeler, Musevi ve İsevi ismi, bizim hükümranlığımızın sürdüğü zamanlarda gözümüze takılıp durmasın bu adamlar diye, gözümüze hoş gözüksün, gözümüzü tırmalamasın, yakışıklı gözüksünler diye bizim onlara verdiğimiz bir isimlendirmedir ve o şekilde halen kullanılıyor ama yanlış bir kullanımdır. Çünkü artık Türk hakimiyeti yok. Yahudi, Yahudidir. Hristiyan, Hristiyandır. Hoş göreceğimiz bir durum yok. İleride yine hoş görecek bir imkan olursa bakılabilir. Yani eğer bir insan şöyle bir cümle kurarsa, İslam Allah Resulü Muhammed'in getirdiği bir dindir gibi böyle bozuk bir cümle veya buna benzer bu manada bir cümle kurarsa, küfürle arasındaki kapıyı sonuna kadar açmıştır ve o kapı çok kısa sürede bir han kapısına dönecektir. Ya küfür girecektir ya o çıkacaktır. Onun için İslam Hazreti Adem'den beri süre gelen bir dindir. Resul-i Ekrem'le İslam kemale ermiş, ikmal edilmiş, tamamlanmıştır. Onun için Resul-i Ekrem rahmetenil alemindir. Alemlere rahmettir. İşte Mekke'den Medine'ye hicretle başlattığımız bu tarih, ay takvimiyle hesap ettiğimiz bir tarih. Yani ne farkı var ayla güneş takviminin diyebilirsiniz. Güneş takvimi dünya hayatının, yani beşeri, hayvani ve nebati hayatın devamı için işleyen bir takvimdir. Şaşmaz, tıkır tıkır sayabiliriz. Ay takvimi ise bizim beşerden, hayvandan ve bitkiden ne farkımız olduğunu her gün bize hatırlatan bir takvimdir. Sürekli dikkatli, rikkatli olunması gerekir. Ay takip edilmesi gerekir. Bu insan oluşun hayvan oluştan nereden ayrıldığını da bize her gün anlatan bir şeydir aslında. Ve bütün ibadetlerimiz ay takvimine göre hesap edilir, ay takvimine göre yapılır. Şimdi İslam'ın Hazreti Adem'den beri süre gelen bir din ve Allah katındaki bir din olduğunu söyledik. Bunu işte 1400 küsur yıllık bir dinmiş gibi algıladığımız anda
küfre bir kapı açılır ve bugün o kapı sonuna kadar açık. Herkes bu şekilde anlıyor ve anlatıyor. Çünkü elimizde İslam tarihi diye tutuşturulan eserlere bakın. Bu eserlerin hepsi Resul-i Ekrem'le başlar. Hulefai Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlılar şeklinde devam eder ve 1924 yılında hilafetin kaldırılmasıyla İslam tarihi biter. Yani bugün İslam müzelik bir din olarak rafa kaldırılmıştır. İslam tarihi kitapları bize bunu anlatır. Çünkü bugün İslam tarihi olarak bilinen ve bizim önümüze böyle eserler sunan insanlar 19. yüzyılda müsteşriklerin tasnif ettiği tarih anlayışına göre bize bir şeyler anlattılar. 17. yüzyılın sonuna kadar, 18. yüzyılın başına kadar Batı'da, biz de zaten öyleydi, Batı'da dünya tarihi diye bilinen şey, insanlık tarihi diye bilinen şey peygamberler tarihiydi. Nereye kadar? Resul-i Ekrem'e kadar. Resul-i Ekrem'le bu modern tarih, Resul-i Ekrem'den önceki antik tarih, Resul-i Ekrem'den sonraki modern tarih başlığı altında incelenirdi ve başlangıç yeri Resul-i Ekrem'di. Bu açıp bakabilirsiniz. Batı'daki tarih eserlerini. Bizde zaten bu şekildeydi. Yani çocuk okuma yazmaya başladığında, işte önce peygamberleri saymaya başlardı, İslami bilgiler edinmeye başladığında, Adem, İdris, Nuh, bir bakıma tarihini sayardı. Oradan Hulefai Raşidine geçer. Bu şekilde kabaca bir tarih algısı küçük çocukların kafasında bile vardı. Ama dediğimiz gibi 19. yüzyılda yapılan tarih tasnifleriyle peygamberler tarihi denilip bir şey ayrıldı. İslam tarihi denilip başka bir şey ayrıldı ve hiçbirinden hiçbir şey anlaşılmayan, hiçbiriyle birinin irtibatı kurulamayan birçok şey ortaya çıktı. İşte bugün bir asırdan fazla ömrü yaşamış olan, hala da yaşıyor herhalde, bir Sümeroloğumuz vasıtasıyla öğrendiğimiz şeyler oldu. İşte birkaç tane makalesi oldu. Aslında kitaplı dinlerin kitaplarında anlatılan mevzuların Sümer mitolojisinden alınma şeyler olduğu bugün gayet kabul edilebilir bir şey gözüküyor. Ama İslam'ın Allah katındaki din olduğu ve Adem'den beri gelen bir din olduğu ve aynı şeyin tamamlanarak geldiğini hesaba katmadığımız için birçok insana bu gayet mantıklı geliyor. Demiyor ki bu Sümerlere hiç peygamber gelmemiş mi? Yani Sümerler nereden almış o mitoloji dedikleri anlatıları? Her neyse, yani bugün mevzumuz tarihi rol ve tarihi sahne. Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle aynı zamanda bizim tarihi rolümüzün net şekli şemali çizilmiş oldu. Yani o Adem'den beri süre gelen din tamamlandı ve tarihi rolümüz bizim Medine'de ortaya çıktı. Türklük bir ırk değildir. Türklük bir kültür değildir. Türklük bir tarihi roldür. Bu cümleyi bugüne kadar ne bir tarihçiden, ne bir sosyologdan, ne bir antropologdan duymadınız veya moleküler biyologdan duymadınız, duyamazsınız.
Çünkü bunu söylediği takdirde o titri buharlaşır. Bunu hepsi, herkes gayet iyi biliyor. Bunu tabi olarak bir şairden öğrendik. Tabi olarak diyorum çünkü seneler önce 20 seneyi geçmiştir herhalde. İsmet Bey'in işte Türklük vurgulu yazılarını okuduktan sonra bazı okumalar yaptım ve Bozkurt Güvenç'in Türk Kimliği diye bir kitabını okumaya başladım. O kitabın ön sözünde o zaman ilginç gelen, şu anda olması gereken şey olarak gördüğüm bir ifade vardı. Orada diyordu ki Bozkurt Güvenç, Türk kimliğini ortaya koymanın ne kadar zor ve çetin bir iş olduğunu anlattıktan sonra, hatta Türk kimliğini ortaya koymak için, Türk kültürünü ortaya koymak için başka bir kültürün bilinmesi gerektiğini, bunun için senelerini Japon kültürüne verdiğini, Japon kültürünü öğrendiğini ve bununla alakalı bir eser yazdığını, daha sonra baskılara dayanamayıp Türk kültürünü yazmayı kafaya koyduğunu söyler falan. Her neyse, şunu söyleyeceğim. Orada der ki, zaten o kitap Türklüğün bir ırk değil, bir kültür olduğunu ispat için yazılmış bir eser gibidir. Bunu kendisi telaffuz etmez ama baktığınızda bunu görürsünüz. O ön sözde şu cümle o zaman bana ilginç gelmişti. Şu anda tabii gelen cümle. Türk kimliğini ortaya koymak çok çetin bir iştir. Bu çetin işin üstesinden ancak dipnot ve kaynak göstermek mecburiyetinde olmayan şairler gelebilir, diyordu. Bu hakikaten böyledir. Ve böyle olmuştur. Yani bugün Türklüğün etnik manada bir ırk olmadığını görmek ve göstermek, görmek isteyen için çok kolay. Yani bunu artık popüler de oldu bu iş. Yani Türklük bir etnik manada ırk değilmiş. Bu popüler bir şey artık. Ama kültür müdür, değil midir? Bu biraz kafaları karıştırıyor. Türklük bir kültür değildir ama Türk kültürü diye bir şeyden pekala bahsedilebilir. Bu kültürün de temelini eğer biraz kurcalarsanız İslam olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Düşünün, bu topraklar binlerce yıl birileri yaşadı. Yani tarihin en eski kalıntıları bu topraklarda bulunuyor. Önce Çatalhöyük'tü. En eski yerleşim yeri Çatalhöyük'tü. Milattan önce 8000, yani 10.000 yıllık bir arkeolojik malzeme Konya'da mevcut. Çatalhöyük'te bulunan kemiklerde yapılan DNA testinde %40 oranında Türkiye'deki gen ortalamasıyla %40 oranında benzediği ortaya konulmuş. 800 küsür kemik mi, 8000 küsür kemik mi bulunmuş? Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? Bunu Türkçülükten kafayı bozmuş olanlar şöyle yorumluyorlar. Türkler 1071 ile bu topraklara gelmediler. Milattan önce 8000 yıllarında en az bu topraklara gelmiş olmalılar. Yani Türklüğün bir ırk olmadığını, bir kültür olmadığını söylemek hem kolay hem zor. Şimdi Çatalhöyük'te yaşayan o insanlar, ki Göbekli Tepe çıkınca tabii Çatalhöyük'ün pabucu dama atıldı. Göbekli Tepe'de 10.000 yıllık, milattan önce 10.000, yani bugünden 12.000 yıllık bir mabet, hem de dünyanın en büyük mabedi denilen bir mabet bulundu. Bütün tarih algısı alt üst oldu.
şeye gelinceye kadar, Göbekli Tepe'ye gelinceye kadar işte avcı toplayıcı birileri vardı. Bunlar zamanla tarım toplumuna geçti. Oradan din diye bir mefhum ortaya çıktı yerleşik hayata geçince gibi bir şey vardı. Yani Çatalhöyük'le yerleşik hayat başlıyordu. Ama 2000 küsür sene öncesinde o avcı toplayıcı arkadaşlar çoktan yerleşik hayata geçmişler. Üstelik koca bir tapınak var ortalıkta. Tabii onun üstü hemen örtüldü. Şu anda Göbekli Tepe'de kaç senedir kazı yapılmıyor. Ağaçların ağaçlandırıldı o höyük. Üzerine yollar yapıldı. Normalde bir höyüğün üzerine asla böyle bir şey yapılmaz. Yine Konya'da Ali Bey höyüğünde bütün höyük ağaçlandırıldı. Bir mesire alanına çevrildi. Uluslararası arkeologlar ayağa kalktı. Arkeoloji dergilerinde yazılar çıktı. Bu bir tarih katliamıdır. Bir höyük ağaçlandırılamaz ama bugün Göbekli Tepe ağaçlandırıldı. Çünkü bilinen tarih algısını alt üst eden şeyler söyledi Alman arkeolog. O da 10 sene önce falan bir kalp krizinden de öldü adam. Her neyse, yani bu topraklar binlerce yıldır birileri yaşadı. Ama bugün kimse gösteremez ki bu yaptığımız adet, gelenek, görenek işte Hititlerden kalma. Yahut işte Göbekli Tepe'den ya onu bırakın Bizans'tan kalma dediğimiz hiçbir kültürel şey gösteremezsiniz. Bir şekilde hepsi İslam kaynaklıdır. Eğer bir Türk kültüründen bahsedeceksek, Türklük bir kültür hadisesi değildir. Bunu da ben seneler önce kendi şeyim, kafamda bir soruydu bu sürekli. Tamam, Türklüğün bir ırk olmadığı çok bariz de kültür meselesi nasıldır falan. Bir gün sabah kahvaltı yapmadığım bir gün bir köye gittim. Karnım aç ama köyde atıştırmalık bir bisküvi alacağım bile bir bakkal yok. Öğlen oldu, acıktım. Orada bir köylü, hocam çorba içer misin dedi, aşure çorbası dedi. Muharrem ayı olduğunu o zaman hemen anladım ve heyecanla evet içerim dedim. Bekliyorum aşureyi. Aşure nedir? Tatlıdır. Tatlıdır yani. Tatlısı azdır, çoktur, suludur, ne bileyim içinde kuru yemişi fazladır falan ama aşuredir. Herkes kafasında bir aşure canlanır. Gelen aşure diye gelen çorba salçalı, tuzlu ve o güne kadar hiç içmediğim bir çorbaydı. Yani güya kültürel bir hadise değil mi aşure? Yani şunu diyeceğim, Türklük bir yemek kültürü bile değildir, bir mutfak kültürü bile değildir. Ama yüksek Türk kültürü diye bir şey vardır, bu yazımızla kendisini belli etmiş, yazımızla kendisini ortaya koymuş ve dikte etmiş bir kültürdür. Yüksek Türk kültürü diye bir şey vardır. Ama Türklük asla kültür hadisesi değildir. Şimdi bunu kimse söylemiyor. Dediğimiz gibi kimsenin işine gelmez. Türklüğün bir tarihi rol olarak algılanması kimsenin işine gelmez. Onun için biz kimden ne öğreneceğiz? Burası önemli bir şey. Yani bir sözü kim söylüyor? Bize atılan bilimsel bilginin popülerleşmesi neticesinde kitlelere yayılan en büyük yalanlardan biri şudur. Ne söylendiğine değil, kimin söylediğine değil, ne söylendiğine bak. Yani kimin söylediği önemli değildir. Sen ne söylendiğine bak. Bu en büyük yalanlardan biridir. En önemli olan kimin söylediğidir. En önemli olan şey ne söylendiği en son gelir. Kim nasıl söylüyordu? Önemli olan budur. Az önce İstiklal Korosu'nu dinledik. Yani ne söyledikleri son planda kalmıştır. Önemli olan
Kim söyledi bunu? Tabii koro olunca kim diye bir şahıs gösteremiyoruz ama kimler söyledi bunu? İstiklal Korosu söyledi. Nasıl söyledi? Ön planda olan budur. Bu sadece konuşmada söylenen de değil, bir haberde, bir bilgide de kıstasımız olması gereken bir şeydir. Kim söylüyor bunu? Ne söylendiği bellidir çünkü. Yani ne söyleneceği bellidir aslında. Çünkü Kur'an tekrar tekrar okunan şeydir. Tekrar tekrar okumak manası. Söylenecek olan şey bellidir. Önemli olan bunu kim okuyor, kim söylüyor, nasıl söylüyor meselesidir. Onun için işte Kur'an tilaveti ve musiki mevzu bahis olduğunda denir ki musiki yahut Kur'an Femi Muhsin'den öğrenilir. Yani Muhsin ağızdan. Bunu güzel ağız diye tercüme ederler. Doğrudan doğruya ıstılahi manasıyla rahatlıkla söyleyebiliriz ki Muhsin olanın ağzından öğrenilir bir şey. O şeyin nasıl söyleneceği Muhsin olanın ağzından öğrenilir. Muhsin görüyor gibi yahut görmese de görüyormuş gibi söyleyen kişidir. İşte bugün kura hafızları diyoruz mesela. Adam 7 kıraat üzere Kur'an okuyor. Bu ağızdan öğrenilerek bugüne kadar gelmiş bir şey ve kaynağını bunun şey yaptıklarında Cibril derler. Cibril Resul-i Ekrem'le bu şekilde Kur'an'ı kıraat etti ve ağızdan ağıza bu şekilde geldi. Yani bunu kim söylüyor? Sözün değeri en son gelen bir şeydir. Kimin ağzından çıkıyor bu ve bunu nasıl dile getiriyor? Şarkılarımızı, türkülerimizi düşünün. Birçoğu demeyelim, ekseriyeti şiir niteliği bakımından zayıf eserlerdir. Ama onu öyle bir ağız, öyle bir usulle, öyle bir makamda söyler ki o sözler çok çok yukarıya terfi eder. Yani aklınıza bir türkü, şarkı, herhangi bir şey getirebilirsiniz. Ve şiir olarak şeyine eğer ölçebilirseniz niteliğine bir bakın. Bir de onu kimin söylediği, birinin ağzından, iyi söyleyen birinin ağzından dinlediğinizde. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı, yine nereden geliyorsun da mahallenin yakışığı. Yani sakız kağıtlarında çıkan sözler gibi bu. Eskiden çıkardı, şimdi çıkıyor mu bilmiyorum. Ama bunu öyle bir ağız söyler ki, öyle bir tavırla söyler ki, bu çok basitmiş gibi, şiir niteliği bakımından çok zayıfmış gibi görünen bu sözler sizi başka yere götürür. Gün ışığında da olsa o ayın ışığını görebilirsiniz. Çünkü görüyormuş gibi söyler onu söyleyen. O mahallenin yakışığının elindeki bal kaşığının ne aradığını o vakitte bunu da anlarsınız. Çünkü görüyormuş gibi söylüyordur. Vesaire. Yani şu nereden nereye geldik? Bir sözü kimin söylediği önemlidir. Eğer Müslümansak ilk dikkat etmemiz gereken budur. Yani ay göründü dediklerinde bütün dünya kafirleri buna şahit olsa iki Müslüman evet ay göründü demeden biz oruç bozamayız veya oruca başlayamayız, bayram edemeyiz. Aldığımız haberlerin, bilgilerin hepsinin esası budur. Günlük konuşmanın da aslında esası budur. Yani gerçek bir konuşma, sahici bir konuşma her zaman kim olduğuna ve o konuşmanın şekline bağlıdır. Yani bütün şeyimiz,
Hikayemizin sonu aslında Nasrettin Hoca hikayesine gelip dayanır. Nasrettin Hoca camiye girer. Ey cemaat, bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz der. Cemaatte gayri ihtiyari bilmiyoruz derler. Bilmiyorsanız gerek yok der, iner kürsüden. İkinci hafta tekrar çıkar. Ey cemaat, ne anlatacağımı biliyor musunuz? Önceki haftadan dersini almış cemaat, bu sefer biliyoruz derler. Biliyorsanız hiç lüzum yok anlatmaya der, tekrar iner. Üçüncü hafta tekrar çıkar. Bu sefer cemaat arasında kavilleşmiştir. Bir kısmı biliyoruz, bir kısmı bilmiyoruz der. Bilenler bilmeyenleri anlatsın der, tekrar iner. Dördüncü hafta yine çıkar hoca. Ey cemaat, ne anlatacağımı biliyor musunuz? Cemaate tık yok salonda. Burada kimse yokmuş deyip tekrar iner. Yani aslında sözlerimiz eninde sonunda buna dayanır. Sahici bir konuşmayı, sahici bir söyleşmeyi dert sağlar. Aynı dertten isen orada saatlerce sahici konuşma olabilir. Ama farklı tellerden çalıyorlarsa, o onun derdiyle hiç dertlenmemiş birisi ise ortada laflar uçuşur, gevezelikler vardır. Amiyane tabirle geyik yapılır falan ama asla sahici bir konuşma gerçekleşmez. Onun için bir bilgiyi, bir haberi kimden aldığımız her şeyden önemlidir. İkincisi, onun onu nasıl söylediği, nasıl aktardığı hepsinden önemlidir. Ki nasıl aktardığını öğrendiğimizde aslında niçin aktardığını da öğrenmiş oluruz. Nasıl demek, ne asıl demektir? Aslına dair bir şeyi arıyoruzdur nasıl sorusuyla. Ve niçini de onun içindedir. Ve bu sıralamaya dikkat edersek, zaten ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Bu müttakilerin tavrı olarak, hidayete erenlerin, tövbe yanlış hatırlıyor olabilirim. Tavrı olarak bu haslet zikredilir